7 ülkeden 600 kuaförün katıldığı saç yarışmasında birinci olan ödüllü kadın kuaförü Savaş Aydoğan, Sakarya'dan şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Evlenmiş, ayrılmış, iki tane de çocuğu var. Merve diye de bir tane kız var, Savaş'ın sevgilisi. Aysel Hanım da bu Merve'yi arıyor. Diyor ki oğlumdan haber yokmuş, kızı aradı. Söyle de torunu arasın. O da diyor ki ben haber alamıyorum. Arabasına bindi, çıktı gitti, bir daha geri gelmedi. 5 gün oldu. Aysel Hanım diyor ki nasıl yani 5 gün oldu, sen bize niye haber vermiyorsun? Cevap yok. Sevgilisi ve arkadaşıyla birlikte ortak olduğu kafenin açılışından önce kaybolması dikkat çekiciydi. Aslında bu Savaş kuaför ama bir tane kafeterya açacakmış. Anne işte atlıyor gidiyor hani oğlunun durumunu öğrenmek için. Bir bakıyor bu Savaş'ın açacağı kafeteryayı bu 6 yıldır beraber olduğu sevgilisiyle Cem Tuna diye bir arkadaşı var. İkisi birden açıyorlar. Ünlü kuaförün kaybında yakın arkadaşı Cem Tuna'dan da haber yoktu. Üstelik emekli polis babası tarafından cinayet şüphelisi olarak ihbar edilmişti. Dükkana gittim. Cem'le ikisi oturuyor dükkanda. Şimdi bana cevap verin. Savaş nereye gitti? Merve bana dedi ki Savaş dedi Sivas'a gitti. Peki sizin oğlunuz nasıl kayboldu? Benim çocuğun kayboluşu ayın 7'si. Karasu'ya kadar gittiğini tespit ettim. Daha sonrasını bilmiyorum. Yok. Sizin oğlunuzla Merve arasında bir yakınlaşma olabilir mi? Hiç sezdiniz mi böyle bir şey? Öyle bir şey hissetmedim hiç. 3 kişilik bir hikaye, cinayet şüphesi, çelişkili ifadeler. Oğlunuzla Merve'nin bu Savaş Aydoğan'ı o köye götürmüş olabileceğinden mi şüphelendiniz? Benim çocuk o anda köydeymiş. Savaş da çocuğun yanına gidiyor ve oradan kayboluyor. Merve bana yalan söylüyor. Sivas'a gitti diyor. Böyle bir olay yok. Telefon numarasını istiyorum. Ailesinin bana yok diyor. Vermiyor. Bu şüphe uyandıran sebepler değil midir? Zaten anne de diyor ki 6 yıldır beraber olduğu bir kadın var. Benim oğlum kaybolmuş. Bu kafeyi nasıl açarlar? Hiç üzüntü görmedim kadında. Hatta kapıyı açmadı bana. Benim dükkanıma giremezsin dedi. Ben döndüm gittim düşünün. Merve çok yalan konuşuyor. Çünkü neden? O gün sabahleyin Savaş'ta çok büyük kavga etmişler. Adam evden gidecek, dükkanı bırakacak, arabayı bırakacak, evi bırakacak, Cem'e bırakacak. Hadi hepsini bıraktı. 5 parasız gidecek, 5 parasız. Ben Merve'nin bir şeyleri bildiğine eminim. Biliyor. Demiş ki verdiği ifadede, ben beni terk ettiğini düşündüğüm için artık aramızda olamayacak şeklinde açıklama yaptım sağa sola demiş. Cem'in babasına neden o zaman Sivas'taki evden falan bahsettin dendiğinde de beni de Cemal Bey evden atar diye düşündüğüm için Cemal Bey'e Sivas'la ilgili böyle bir ev yalanı uydurdum demiş. Şöyle bir ifade kullanmış Merve. Savaş artık bundan sonra bizimle beraber olamayacak. Yayınımızla birlikte ne yazık ki cinayete kurban gittiği düşünülen Savaş Aydoğan'la ilgili arama çalışmaları hızla devam ediyor. Savaş'ın en son görüldüğü arkadaşı Cem Tuna'nın Sakarya Kocaeli Göreli Mahallesi'ndeki prefabrik evi ve çevresi arandı. Müge Anlı ekrana taşıdı, yayınlarımız ihbar kabul edildi. Birden çok noktada kayıp kuaförden ve firari arkadaşından biri zarandı. Savaş Aydoğan'ın öldürülüp gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine getirilen kepçeyle bahçedeki toprak alanlar kazıldı, bir iz arandı. Özel ekipmanlarla evde delil arandı, kan izi incelemesi yapıldı. Savaş Aydoğan'ın kaybında babasının bile şüphelendiği kilit isim için çağrı ortaktı. Oğlum nasıl bir olay oldu, nasıl bir olaya karıştın bilmiyorum. Ama yapman gereken en doğru iş bir an evvel teslim olup gerçekleri anlatmandır. Ne olur bittiğini ancak o biliyor. Cem öldürdüysen öldürdün. Ya cenazenin yerini söyleyeyim. Biz Cem'le naaşımızı alalım. Mezarına götürelim, gömelim yani bunu. Cem Tuna'nın konuşursam hapse girerim dediği amcası Ömer Tuna da konuştu. İki arkadaşın son kaldıkları evde yeğeninin Savaş Aydoğan'ın yatağını yaktığını açıkladı. Cem'i sabah erken gördüm, saat 9-10 gibi. Arada fazla geçmedi, 5-10 dakika sonra Savaş geldi. Ondan sonra ben hastaneye gittim. Saat artık 1-1.5 olabilir. Savaş'la Cem burada yalnız kaldı. Burada yalnız kaldılar. 5-6 civarlarında. Hastaneden döndük. Bir baktım Savaş'ın arabası yine burada. Rafting'e gitti dedi bana. Arabasıyla niye gitmedi dedim. O da dedi ki amca dedi onu diye tekrar aldı gitti dedi. Sabah oldu, kalktığımda dedi ki evde dedi yatıyor amca dedi. Konteynerde uyuyor dedi. Cem buraya geldiğinde bu ev normalde bakımlı bir evdi. Bir iki aydır bu evin içinde ne kadar malzeme varsa hepsini çıkardı, attı. Evin içinde bir şey kalmamış. Cem dedim bu dedim çocuk dedim nerede? Dedi ki amca dedi biz dedik o gün dedi köyde dedi şey Davutoğlu'ya gitti dedim ya dedi. Oraya falan gitmedi dedi. Çocuk dedi kafası iyi dedi. Evde dedi devamlı yattı dedi. Evde kafa yaptı dedi. Devamlı evde de kaldı dedi. İki gün boyunca dedi bana. Savaş Bey o gün alkol almış ve burada uyuyor olsaydı, Savaş Bey nerede uyuyor olurdu? Burada bir tane yatak vardı. Şimdi kalkmış. Ne zamandan beri o yatak burada yok? 10 gündür yok. Bir yakmış atmış galiba o eski diye.
yanık izlerini hala görmek mümkün. Çünkü ağacın dallarına kadar uzanan alevler bu noktada yükselmişti. Şimdi hem oraya geliyor hem prefabrikte kalıyor. Daha sonra sizin yeğeniniz Savaş'ın yattığı yatağı yakıyor. Şimdi bu tablo içinde aha da o zaman Cem Savaş'ı öldürmüş denir. Başka da bir şey denmez. Demirleri kalmış sadece. Onun dışında yatağın üst kısmına dair hiçbir iz yok burada. Yani sizin anlattığınız şu. Savaş gelmiş köye. Cem de onu öldürmüş. Öldürdüğü yatağı da yakmış. Bu cinayetten yatmasın diye kaçmış. Aslında şimdi ortaya konulan tablo bu. Cem'le son konuştuğunda dedi ki amca dedi ben dedi bu işi ispatlayalım. 3-4 yıl içeride kalırım ben kendimi anlatana kadar. O zaman dedi. Demek ki Savaş öldü dedi size. Ben onu ispatlayana kadar dediğine göre ancak ben arkadaşımın öldüğünden, öldürüldüğünden, bir daha geriye dönmeyeceğinden emin olursam beni çıkartmazlar diye düşünürüm. Birisi kaybolduktan sonra evin eşyalarından biri yanarsa bu ayrıca dikkat çekici bir durumdur. Baba da amca da aslında açıklamalarıyla olanı biteni net olmasa da ortaya koyuyorlar. Onlar anlatıyorlar. Artık hani ondan sonra tabloyu tamamlamak bize kalmış. Belli yani. Cem Savaş'ın başına bir iş getirmiş. Savaş Aydoğan'ın 6 yıllık sevgilisiyle firari arkadaşı Cem Tuna arasında gönül ilişkisi yaşandığı şüphesi de vardı. Merve ile Cem'in bir aralarında bir duygusal bir bağ var mı? Bence yoktur. Ama abim evden onları kovduktan sonra Cem'in evinde Cem de kendisi çay bahçesinde yatmış. Kız arkadaşım Merve bir şey konuşacağı zaman Cem'in gözüne bakıyordu. Bir erkek arkadaşının beraber olduğu kadına karşı tavrın bellidir. Bir ölçüsü vardır onun. Sınırlar vardır, ölçüler vardır. Ölçüler aşıldığı noktada ben düşünürüm neden ölçüler aşıldı. Belki de Savaş'ta bir şeyler fark etti. Akşam da duydum ki Cem'in evine taşınmış. Malumun ilanı gerçekten. 6 yıldır bir insan bir insanla beraberse ve kaybolduktan sonra onun ailesinden bu yüzden uzaklaşıyorsa evet. Bunun bir nedeni olmalı. Cinayetten hemen sonra ortadan kaybolan Cem ve yine Cem'in yanında Merve. Bir cinayet işlendiğinde kime yaradığına bakılır. Cem'in babası Merve'yi de evden attığı için ben en baştan beri soruyorum. Cem ile Merve'nin arasında bir yakınlaşma var mıydı? Cem bizi izliyordur. Çok açık soruyorum. Bu şekilde sen Savaş'a zarar verdin gibi duruyor. Sen zaten kaçarak bu şüpheleri arttırıyorsun. Savaş'ı biraz zor buluruz gibime geliyor ama Cem bence çık neyse anlat. Mutlu olmak istiyorsanız karşınızdaki insanı mutlu edin. Hayat size hep iyilikler getirecek. Kalben inanarak söylüyorum. İstersek tüm engelleri aşabilir, dünyaya meydan okuyabiliriz. Yeter ki iste. Efendim herkese sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Mutlu bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Evet, biraz yine malumun ilanından bahsedeceğim size. 42 yaşındaki kuaför Savaş Aydoğan'ı arıyorduk biliyorsunuz. Ve 42 yaşındaki ödüllü kuaför Savaş Aydoğan'ın kaybının 42. gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 25 Nisan'da kaybolmuştu iki çocuk babası Savaş Aydoğan. Ve Savaş'tan 13 gün sonra da 7 Mayıs'ta ortadan kaybolmuştu. Yine yakın arkadaşı ve açacakları kafenin ortağı Cem Tuna. Sakarya İl Emniyet Müdürü Sayın Fatih Kaya ve ekibinin titiz çalışması sonrası ki çok büyük bir ekip kuruldu ve kayıp Savaş'ın hemen ardından ortadan kaybolan Cem Tuna'nın tüm aile fertleri ve yakın arkadaşlarıyla bağlantı hiç kopmadı bu günler içinde. Ve sonuçta ikna edildi. Cem Tuna da dün Zonguldak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İlk sorgusunda birlikte kafe açmak için gün saydığı ortağı Savaş Aydoğan'ı arkadaşından aldığı tabancayla başından vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sakarya Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Cem'in tarif ettiği noktada Savaş Aydoğan'ın cesedine ulaştı. Yayınımızda da gösterdiğimiz ve arama çalışmaları da yapılan, daha öncesinde de arama çalışmaları yapılan prefabrik evinde öldürdüğünü, cenazesini ise evin 100 metre aşağısındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Biliyorsunuz çocuğu da vardı. Annesi zaten kötü bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Daha evvel de bir oğlunu kaybetmiş. Kadıncağız ikinci oğlunu da
toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir taraftan zaten hakikaten malumun ilanıydı ama insan yine de bulunmadıkça bir ümit taşıyor tabii aile fertleri açısından bakacak olursanız. Ne yazık ki onu da öldürmüş. Şimdi tabii konuşulanlar enteresan. Cem demiş ki biz işte evdeydik. Geldi bana Savaş, dedi ki baban benim kız arkadaşıma göz koymuş. Benim babama işte böyle laflar söyledi. Daha sonra elindeki tüfeği bana doğru doğrultunca ben de belimdeki silahı yani kendimi savunmak amacıyla işte ona doğrulttum ve öldürdüm demiş. İşin enteresan tarafı aynı sıralarda rahmetlinin kız arkadaşı da yine verdiği ifadede Cem'in babası bana göz koymuştu şeklinde bir açıklama yapmış. Ama aynı kız arkadaş alkollü oldukları sırada Cem'le de zaman içinde beraber olduklarını itiraf etmiş. Yani demek ki ne olduysa aralarında yine işte kız davası. Özeti de koymuşlar. İnsanın erkek arkadaşının karısı ya da beraber olduğu kadınla ilgili arasında bir mesafesi vardır. O mesafe aşıldığı noktada ne yazık ki işte bu sonda beklenir. Her şey olabilir. Böyle oldu. İşte sonuçta da belliydi. Yani evet belliydi ama ben gerçekten çok da sevdiğim, çok değerli bir dostumuz Sayın Fatih Kaya ve ekibini kutlamak istiyorum. İyi ki varsınız. Çünkü Cem gerçekten sırra kadem basmıştı. Ben babasını da kutlamak istiyorum. Cem'in babasını da kutlamak istiyorum. Emekli, o da biliyorsunuz emniyet mensubu. Cemal Tuna'yı da kutlamak istiyorum. Biliyorum onun için de zor şu anda. Oğlunun şu anda onunla ilgili söyledikleri de zor. Savaş'ın kız arkadaşının söyledikleriyle beraber yani adamı suçluyorlar. Ama ben inanmıyorum şahsen şu anda onların söylediklerine. Çünkü bunları bir hafifletici unsur olarak söylediklerini düşünüyorum. Bu tabii ki benim kendi inancım. Ama daha evvel, eğer o neydi o beraber oldukları kızın adı da? Merve. Daha evvel Merve de zaten Cem'le zaman zaman beraber olduğunu söylemiş. Oldu, gözlerim doldu yani. Herkes de bunu kabul edecek falan diye düşünüyorlar herhalde. Ya, mümkün mü? Ne oldu? Vah gidene. İşte görüntüler. Savaş Aydoğan'dan sonra ortadan kayboldu. Aslında üç kişiler, Cem, Savaş ve Merve. Önce Savaş kayboldu, ardından Cem kayboldu. Şimdi ortada olan Merve var. Merve de zaten kapı duvar, bu konu hakkında hiçbir yorumda bulunmak istemiyor. Arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Cem Tuna sorgusunda arkadaşı Savaş'ı prefabrik evin 100 metre aşağısına gömdüğünü söyledi. Şimdi hem oraya geliyor hem prefabrikte kalıyor. Daha sonra sizin yeğeniz Savaş'ın yattığı yatağı yakıyor. Şimdi bu tablo içinde aha da o zaman Cem Savaş'ı öldürmüş denir. Başka da bir şey denmez. Ödüllü kuaförün acı sonu. Arkadaşınızı neden öldürdünüz? Kendisini hapse göndereceğini bildiği konuşmayı yapmamak için izini kaybettirmeye kalktı ancak gerçekten kaçamadı. Savaş Aydoğan'ın ardından sıra kadem basan arkadaşı Cem Tuna, arkadaşını öldürdüğünü daha fazla saklayamadı. Cem Tuna ilk ifadesinde arkadaşı ve aynı zamanda birlikte kafe açmayı planladıkları iş ortağı Savaş Aydoğan'ı aralarında çıkan kavga sonucu arkadaşından aldığı tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Savaş Aydoğan'ın katil zanlısı arkadaşının yer göstermesi için götürüldüğü yerse çalışmaların yoğunlaştığı fındık bahçesiydi. Katil zanlısı hem ortağı hem de yakın arkadaşı olan Savaş Aydoğan'ı gömdüğü yeri gösterirken cinayeti nasıl işlediğini de anlattı. Saatler 21'i gösteriyor. Cem Tuna barakada ve barakanın etrafında olay günü neler oldu, cinayeti nasıl işledi bir bir anlatıyor ve keşif çalışması halen devam ediyor. Zamanla düşüne ben de sağlıklı. Tekrar buraya gel.
Devam eden keşif çalışması ve yer gösterme çalışması sırasında Cem Tuna arkadaşı Savaş Aydoğan'ı öldürdükten sonra dışarıya çıktığını, etrafta biraz gezinip dolaştığını, ardından kahvehaneye gittiğini, çay içtiğini, çay içtikten sonra tekrar prefabrik binaya döndüğünü ve bunun ardından da Savaş Aydoğan'ın cenazesini hemen aşağıda 100 metre ileride bulunan fındık bahçelerine götürüp gömdüğünü anlattı. Kaybının 42. gününde ödüllü kuaför öldürülüp gömüldüğü yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Savaş Aydoğan tabuta yerleştirildikten sonra cenaze aracına konuldu. Saatler 22.05'i gösterirken keşif çalışması Görele Mahallesi'nde sona erdi. Cem Tuna ekiplerce emniyete götürülüyor. Arkadaşınızı neden öldürdünüz? Savaş'ın ailesine bir şey söyleyecek misiniz? Arkadaşınızla birlikte kafe açacaktınız ama sevgilisiyle açtınız. Hangi konuda anlaşamadınız? Tartışma neden çıktı? Savaş Aydoğan cinayetiyle ilgili olarak Cem Tuna'nın amcası Ömer Tuna ve silah temin ettiği söylenen iki kişiyle birlikte gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Suç aleti silahı şu anda elinde bulunduran bir kişi daha Sakarya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi ve ilerleyen saatlerde gözaltındaki şüpheli sayısının 5'e yükselmesi bekleniyor. Savaş Aydoğan cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli ifade verme işlemlerinden sonra serbest bırakıldılar. Katil zanlısı ve amcası Ömer Tuna'nın sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Ve hep sorduğum soru, ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu? Sadece arkada acılı bir anne kaldı. Acılı yakınlar kaldı. İzleyelim anneyi de. Taziye ve ateş düştüğü yeri anne Aysel Aydoğan'ı yaktı. Kuzen Nazif Aydoğan ise işin içinde Merve de var diye iddia ediyor. Olmaz ya. Ben gerçekten anlayamıyorum. Bir kere ortaklı işi hiç sevmiyorum. Tabii şimdi esnaflar bana diyebilirler ki yani Müge de yani ortaksız da iş olur mu diyebilirler. Haklılar. Ama ben ortaklı işi sevmiyorum. O bir. Yani Allah muhtaç etmesin. En yakını bile en yakına düşürebiliyor. Ya da ortak yapacaksan bir gerçekten çok inandığın, güvendiğin insanlarla ortaklık kuracaksın. Bir de ben bu kadar samimiyetten hoşlanmıyorum kardeşim. Çiftler arasında. Kim ne derse desin. Her şeyin bir sınırı var. Demek ki o kurallar boşuna konulmamış. Bizim aile büyüklerimizin koyduğu kurallar boşuna konulmamış. Bakın eşeğe oturma, işte iftiraya uğrarsın derler değil mi? İşte eşeğe oturma falan. Neden? Çünkü Türklerde eşik kıymetlidir. O eşikten öyle herkes kolay kolay geçmemeli. O yüzden aslında hani o bizim hani şu andaki işte tezahür, oturma, iftiraya uğrarsın falan. Aslında onun da şeyine bakarsan yani diyor ki eşiğinden geçme kardeşim kimsenin diyor. Destursuz. Ben sevmem öyle çift sürekli. Hayır mutlaka bir problem çıkar. İlla ki aşk meşk değil. Ama dedikodu çıkar, o çıkar, kavga çıkar. Biraz insanlar gerçekten görüşmelerinin bir sınırı olması lazım. Yani evet. Her şey bir sınırlıdır kardeşim. Annenle babanla görüşmenin bile bir sınırı var. O sınır aşıldığı noktada hep bizim gördüğümüz olaylar o sınırın aşılmasıyla ilgili değil mi? Her konuda o sınırlar aşıldığı zaman işin tatsızlık tarafları başlıyor. Ama cinayet, ama küsme, ama en yakın akrabalar arasında dahi ayrılmalar, bir takım şeyler. Hele sizin bahsettiğiniz gibi 100 ortaklık işinin 80'inde mutlaka tatsızlık çıkmıştır. Evet. Yani mutlaka çıkmıştır. Mesleki olarak karşılaştığın durumlar, duyduğumuz muhitimizdeki durumlar. Onun için ortaklık işinde maalesef tatsızlıklar oluyor. O da neden biliyor musunuz? Ne onu kadar da söyleyeyim. Efendim? Onu da söyleyeyim. O da neden? Evet. O da bizim milletimize özgü bir şey. Çünkü bizde hep şey var. Ya hallederiz Rahmi Bey işte. Gel şimdi biz bunu yapalım. Sözleşme yok, anlaşma yok. Her şey net olarak belirtilmemiş. Ondan sonra hepsinde bir problem. Evliliklerde bile böyle. Güven ve itimat bu gibi işlerde geçerli değil lazım. İşte yani. Orada bir avukatla da oturulup konuşulmuyor. Ona da para verilmek istenmiyor çok açık. Hani Ayşin avukata bunu böyle tık 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 yazdırmayayım diye. Evet. Sonra hep problem. Evet.
Bizim bu işler, gel kafe açalım, açalım. Bak sonra kafeyi çocuğu öldürmüşler, açmışlar sonrasında yani. Sonrasında bakıyorsun 6 yıldır beraber olduğun adam çıkıp da ne annesine haber veriyor, ne gelip burada bildiklerini anlatıyor. Yani bir de ortak olunca sanki bütün yaşama ortak olmuş gibi bir hissiyata kapılıyor herhalde insanlar. Vallahi bilmiyorum artık. Yani iş ortaysan işte biter. Hani iş saatleri çerçevesi içerisinde ortaklığını sürdürürsün. Ama özel yaşamına gelince yine bir sınır koyarsın. Yani bütün sınırları ortadan kaldırıyorsun anlamına gelmez. Burada da gördüğümüz zaten bütün sınırlar kalkmış ortada. Şimdi de adamın olarak, babasını suçluyorlar. Evet. Yani netice olarak bir delikanlı toprağa gidiyor. Allah rahmet eylesin. Kalanlara Allah sabır versin. Diğer bir delikanlı da yine bir genç adam da. Yine orada da toprağa girmiyor ama o da demir parmaklar arasında. Onun da hayatı gitti. Yazık yani, hiç yoktan. İki de çocuk vardı. İki de yanlış çocuk hatırlamıyorsam. Var. Sevenleri var, evet. Sevilenleri var, eşleri var, sevgilileri var. Hayat bu yani. Hayatın bütün güzelliklerinden ikisi de aynı anda kopuyor maalesef. Yazık ya. Ne o? İçtik de beraber olduk da falan. Neymiş ya? Tamam be. Ya ben zaten şunu anlamıyorum ya. İnsanlar birinden hoşlanmazlarsa ayrılsınlar. Sen yoluna, ben yoluna. Evet. Yani bunun bence... Evet. Yani bunun... Yani şeyini konuda... sürmek bana çok saçma geliyor ya. Ayrılırsın biter. Evlilik de dahil olmak üzere bütün birlikteliklerde anlaşamıyorsan iki medeni insan gibi otur. El sıkışarak tekrar birbirimizin yüzüne bakacağımız evet. bir hali muhafaza evet. edelim diye medeni insanlar... Gördüğün zaman içinde. Da bir merhaba edebil yani. Gayet tabii, ayrıl. Yani ila nihaye sen benim hayatımda olacaksın, ben senin hayatında olacağım diye... Bir garanti yok ki. Olmaz ki. Rabbim vermemiş ki o garantiyi. Şuradan evimize gideceğimizin gayet garantisi yok. İş ortaklığında da olmayabilir. Arkadaşlıkta da olmayabilir. Her şeyde bir sınır. Evlilikte de olmayabilir. Sınırda baktın ki tatsızlıklar başlıyor. Gel arkadaş, bu işi tatlı yeri bitirelim demesini bilmek lazım. Evet. Maalesef. Valla ben bitirebilenlere hayranım. Ama işte bitiremeyenlerde de karşı tarafların neden... ayrılmak istediği de bu şekilde ortaya çıkmış maalesef, oluyor yani işte. Maalesef. Zaten hani o kişiyle de hayatını sürdürmen doğru değil yani. Bu medeni tavrı gösteremeyen bir kişiyle de o hayatı sürdürmen doğru değil. Öyle mi? Cem Tuna'nın çok kıskanç olduğu gözlemlemiş soruşturma ekibi. Vallahi kıskançsa bak, kıskanç insan o zaman başkasının da hayatına saygı duyacak. Şimdi ben eğer kıskançsam, tamam, o zaman başka bir erkekle sürdürdüğüm arkadaşlığın onun da hayatındaki kişide nasıl bir kıskançlığa yol açabileceğini düşünerek sürdüreceğim onu. Evet. Kıskançsan kıskançsın. Öyle hem git başkasının yuvasına göz dik hem kıskanç ol. Öyle bir hayat yok yani. İşte bir anneyi izleyelim şimdi. Taziye evindeyiz. Yazık. Bir cinayete kurban gittiği açığa çıkan Savaş Aydoğan'ın ne yazık ki bir daha hiç gidemeyeceği annesinin evinde acı ve öfke hakimdi. Benim ikinci evlat acım bu. İkinci evladımı da kaybettim. İki kişilik mezardı. Oğlumu gömdük. Yanında da benim mezarım vardı. Şimdi yarın oğlumu abisinin yanına gömeceğim. Benim mezarım da aynı yerde olacak. Ben de kanser hastasıyım. Oğlum dedi, anne gel ben seni tedavi ettireceğim. Tamam oğlum, bayramda geleceğim dedim. Nasip olmadı, gidemedim. Göremedim oğlumu. Anneye göre oğlunun katil zanlısı olan arkadaşı bu cinayette yalnız değildi. Burada Merve de var. Cem yalnız yapamaz. İkisi birlikte yaptılar diyorum. Merve de kaçamak konuştu bana. O yüzden... hastaneye yattığını, Sivas'a gittiğini, hepsi yalan çıktı. Her şey Merve'de bitiyor. Bir gönül ilişkisi vardı aralarında. Bunu oğlum fark etti. Öyle zannediyorum, oğlumu oyuna getirdiler. Kanserle mücadele eden ve oğlunun acı haberiyle sarsılan anne Aysel Aydoğan, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Kendim teslim oldum diye cezadan birazcık düşürtmek istediler. Babası çok akıllı, çok zeki. Bunları ona, bu sıralarda bir af davası var, ondan da indirim alacak. Cem yanlış yaptı. Emekli emniyet personeli olan babasından akıl aldığını mı düşünüyorsun? Evet, ondan akıl alıyor.
ondan akıl aldığını adım gibi eminim. Cem babam deli diyordu, aslında deli değil. Çok akıllı adam ve oğlunu onu yönetti. Savaş Aydoğan'ın kuzeni Nazif Aydoğan'ın da düşünceleri farklı değildi. Savaş'ın mezarı olacağını bilmek artık bizi sevindiriyor. Tabii ki Cem'in de indirim kullanılmamasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu cinayeti Cem'in yardım almadan oraya gömdüğüne inanmıyoruz. Cani Gönül'den teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah sabırlar versin. Ekibimiz Sakarya'da iki farklı noktada. Muhabirimiz Pembe Koç Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Cinayet Büro Amirliği önünde. Yanında Nazif Aydoğan var. Diğer canlı yayın noktamızda muhabirimiz Hüseyin Coşkun'la Savaş Aydoğan'ın cenazesinin çıkartıldığı Sakarya Kocaeli Göreli Mahallesi'nde keşiften notları aktaracak bize. İstersen önce Pembe, yanında Nazif Bey var, onu da bekletmeyelim, sana dönelim. Hem bize son durumu aktar hem de Nazif Bey'e de ben bir baş sağlığı dileyim öncelikle. Nazif Bey, başınız sağ olsun efendim. Allah sabırlar versin. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün emniyet mensubuna, jandarma ekibine, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da gözünüz aydın diyeceğim. Zaten evet, malumun ilanıydı ama en azından bir mezarı olacak. Ben çok önemsiyorum bunu sizler gibi. Yani herhalde içinizi rahatlatabilecek evet, tek şey de bu. Çok önemsiyorduk. Evet, şu anda hani bir mezarın olması bizi gerçekten sevindiriyor. Cem'in de yakalanmış olması tabii ki artı bir sevinç bizim için. Hani üzüntümüzü bastırmıyor ama yine de bizim için bir tık bir sevinç sayılır bu da. Ne yazık ki yani, ne yazık ki. Ne yazık ki. Merve'nin açıklamaları için ne düşünüyorsunuz? En baştan beri ben aralarında bir şey var mı diye soruyordum. Merve'nin... Kimse çok bilmiyordu ama en son Cem'le beraber olduğunu itiraf etmiş. Ya bunu zaten baştan beri biliniyordu. Şimdi Cem'in kendisinin halama babasının Merve'ye asıldığı zaten söylenmişti. Ondan sonra amcasının da aynı şekilde babasının Cem, Savaş, Merve hepsinin bir alkol aldığı anda orada Merve'ye asılmış. Hani Cem'le Savaş'tan uzak dur, gel beraber takılalım. Yani bunu kendi amcası, Cem'in amcası söyledi. Yani biz bunları hiçbirini uydurmadık. Bunları söyleyenler var, söyleyenlerin söylediklerini söylüyoruz biz de. Şimdi bu hani derler, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bunların da demek ki bir gerçeklik payı varmış ki söylenmiş. Bugün anladık ki gerçekten hepsinin gerçeklik payı var. Şimdi Merve tamamen zannediyorum ki Cem'i satmadı ifadelerde. Cem de Merve'yi satmıyor. Merve çünkü ayın 24'den itibaren Savaş'a mesaj atıyor. Ayın kaçı, 25-26'sı mı ne, arıyor. Telefonu Cem açıyor. Diyor ki Savaş yanımda diyor. Konuşacaksan vereyim. Merve demiş ki hayır, konuşmayacağım. Ya konuşmayacağın insanı niye arıyorsun? O kadar mesaj atıyorsun. Mesajlarına geri dönüş yapılmayacağını da biliyorsun. Yani bu planlı bir şey. Çünkü Cem'in ifadesinde Cem diyor ki arkadaşımdan silah aldım. Ya sen Savaş'ta kavga edeceğini biliyor muydun ki silah aldın yanına? Şimdi Savaş bana tüfek çekti. Ben de çektim, vurdum diyorsun. Ya bu nasıl bir mantık? Tüfek çeken adam sana karşında tüfeği çekmiş. Sen belinden silahı çıkartacaksın, hazırlayacaksın, ateş edeceksin. Ama yandan vuracaksın kafasından. Senin bu mermin nasıl ki nasıl bir L çiziyor ki onu o şekilde vurabildin? Yani çok komik. Aslında çok komik ifade bunlar. Hani hiçbir tarafı inandırıcı gelmiyor. Hani bize inandırıcı gelmiyorsa tabii ki bunu ne savcıyı ne polis memurlarının hiçbiri inanmıyordur. Nazif yani Bey, o yüzden biz Merve'ye de inanmıyoruz, Cem'e de inanmıyoruz. Nazif Bey, size şöyle söyleyeyim. Zaten emniyet yetkilileri de bu ifadelere inanmayacaklardır. Bundan emin olun. Zaten inanmadıklarını da biliyorum. İnanmıyorlar. Yani o babayı da zaten bu şekilde ortaya attığını söyler. Yayınımızın başında da söyledim. İşte babayı bu şekilde ortaya atarak, Cem yani kendi babasını ortaya atarak hafifletici bir unsur bulmaya çalışıyor. Evet. Ama Merve'nin de aynı şekilde ifade vermesi şu anda zaten aynı sizin düşündüğünüz gibi manidar geliyor ifadeyi alan, ifadeleri alan herkese. Ben tekrar başsağlığı diliyorum size, annesine. Sağ Allah yardımcınız olsun. Çocuğun bir tane mi çocuğu vardı? İki, bir tane galiba değil mi? İki. İki tane.
İki, bir oğlu bir kızı var. Gerçekten Allah onların da yardımcısı olsun. Yazık yani. Başka? Hı? Efendim? Evet. Pembeciğim, gözaltı süreci devam ediyor. Amca niye gözaltında, onu da hemen belirtelim. Biliyorsunuz amcası da burada programımıza konuk olmuştu. Çünkü çok yakın mesafedeler. Şu an Cem de verdiği ifadede iki el silah sesinden, en az iki el silah sesinden bahsediyor. Yani hani doğrulttu vurdu mu, ya da bir el diyeyim, hani doğrulttu tüfeği ateşledi mi karşı taraf, onu bilemiyorum. Onunla ilgili bir iz bulunamamıştı çünkü. Ses duyulmadı mı? Şimdi az sonra Hüseyin'e bağlanacağız. Ceset alındıktan sonra sürüklenen bir yer var. Yine amca çok yakın. Nasıl görmedi? İşte amcaya da bu sorular soruluyor. Pembeciğim, sen de oradaki süreci takip ediyorsun. Bize bağlanacaksın. Evet Müge Hanım, gözaltı süreci devam ediyor. Cem Tuna ve amcası Ömer Tuna ile birlikte aslında gözaltı süreci iki kişinin gözaltında tutulmasıyla devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında amca da bizim yayınımıza katılmıştı. Bilgi sahibiydi, bildiklerini söylemişti. Arabayı orada gördüğünden bahsetmişti. Aynı zamanda bir mahallede yaşıyorlar. Amca da Görele'de yaşıyor. Ve yine sizin de bahsettiğiniz gibi bir kurşun sesi, silah sesi söz konusu. Nasıl olur? Burada Cem Tuna'nın amcası bu sesi duymaz ya da o mahalle içerisindeki olup biteni görmez soru işaretleri kafalarda. Ve emniyet ekipleri de Cem Tuna'nın amcasının da bilgi sahibi olabileceğini düşündüğü için onun da gözaltı süreci devam ediyor. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Pembeciğim. Hüseyin'e de hemen bağlanalım. Hüseyin de cenazenin çıkartıldığı Kocaeli ilçesi Göreli Mahallesi'nde keşiften notları aktaracak. Hüseyin'cim, sana da günaydın. Zaten aslında oraları çok baktık, gezdik, dolaştık. Çok da aradılar. Yani gerçekten tebrik ediyorum ben tüm ekipleri. Hem jandarma hem emniyet ekipleri. Önce biliyorsunuz orası aslında jandarma bölgesi ama Sakarya Cinayet Büro Amirliği ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Onlar da konuya dahil oldular. Şimdi bir taraf kaybolduğu yer, yani oturduğu ikameti polis bölgesine bağlı. Öldürüldüğü düşünülen yer jandarma bölgesine bağlı. Bazen bir bakıyoruz birbirlerinden uzakta oluyor insanlar ama burada tüm ekipler beraberce çalıştı. Ben gurur duyuyorum hepsiyle. Hadi Hüseyin'e dönelim. Müge Hanım günaydın, iyi yayınlar. Olay yerindeyiz, cinayet mahallindeyiz. Ben size öncelikle anlattığınız akışı bu olay yerinde göstermek istiyorum. Göstermek istediğim ilk nokta hemen şu karşıdaki, İlyas gösterelim, şu ev. Burası Cem Tuna'nın amcası Ömer Tuna'ya ait ev. Ve 25 Nisan pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Cem Tuna ve Savaş Aydoğan işte buraya bir araçla geliyorlar. Ve aracın içerisinde o anlattığınız tartışma, aslında daha önce başlayan tartışma hararetlenerek devam ediyor. Ve Merve Hanım üzerinden bir namus tartışması başlıyor. Ve Cem Tuna'nın ifadesini... Namus kelimesini kullanmayalım. Hüseyin'ciğim çok özür diliyorum. Bu namus tartışması, namus cinayeti falan kısmını biliyorsun kabul etmiyoruz biz. Ben etmiyorum. Kıskançlık diyelim, ben bunu kabul etmiyorum. Etmeyeceğim de. Kıskançlık bunda... tartışması evet, diyelim. Yani ona. Hüseyin yanlış anlama. Böyle söylendiğini biliyorum. Hüseyin söylenenini söylüyor. Ama biz bunu kabul etmeyelim. Etmeyeceğiz de. Bu indirim sebebi olarak çünkü ortaya konuluyor. Bunu biz kabul etmiyoruz. Evet Hüseyin'ciğim. Müge Hanım özür dileyerek devam ediyorum. O tartışma işte burada aracın içerisinde başlıyor. Cem Tuna'nın iddiasına göre Savaş Aydoğan Cem Tuna'ya o ile başlayan bir hakarette bulunuyor. Ve daha sonra buradaki araçtan çıkıp hemen hızlıca göstereceğim. Hızla koşarak buradaki Cem Tuna'nın prefabrik evine doğru hareket ediyor. Koşarak geliyor ve bu kapıdan içeriye giriyor. Bakın bu kapıdan içeriye girdikten sonra burada asılı bulunan tüfeği, burada asılı bulunan tüfeği alıp içine iki adet kurşun doğrulttuktan sonra burada karşılaştığı Cem Tuna'ya tüfeği doğrulttuğu sırada Cem Tuna belindeki tabancayı çıkarıp Savaş Aydoğan'ı başından vuruyor ve ifadesinde de kollarımda yere yığıldı diyor. Ve ardından Cem Tuna yine bu girdiği kapıdan dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor ve İlyas göstersin şu bahçeyi hemen. Şurada vakit geçirdiğini söylüyor ve sağlığa zararlı tütün muamili tükettiğini, burada bir süre dolaştığını söylüyor Cem Tuna. Ardından da hemen şu aşağıdaki yoldan köy kıraathanesine gidiyor ve ifadesinde de 5-6 saat sonra buraya geri döndüm diyor. Cem Tuna buraya geri döndüğünde neler yaşanıyor onu da anlatalım. Dönelim İlyas.
yine buraya geliyor aynı prefabrik eve ve 5-6 saat Savaş Aydoğan'ın cenazesini içeride bıraktığını söyledikten sonra cenazeyi tam bu noktadan alıp sürükleyerek bu kez farklı bir kapıdan prefabrik evin diğer bölümündeki işte şurada göstereceğim kapıdan dışarı çıkarıyor ve aslında 100 metre aşağısındaki fındıklığa gömdüğü noktaya da bu patikayı izleyerek gidiyor. Geçilmesi zor noktalar var. Önce ben geçeceğim, sonra kameraman arkadaşıma yardımcı olacağım. Bakın bu tel örgünün altından geçmiş. Gel İlyas. Evet, daha sonra buradan ayaklarından bir halatla yardım alarak da bu noktayı Savaş Aydoğan'ın cenazesini sürükleyerek hemen alttaki patikaya ulaşıyor. O patikaya ulaştıktan sonra da artık aslında burası patikadan da ziyade daha genişçe bir yol. Ve buradan biraz hızlıca gidelim İlyas. İşte bu gördüğünüz yolu yine Savaş Aydoğan'ın cenazesini sürükleyerek kat ediyor. Fındıklık hemen aşağıda. Aslında buradaki yerler, prefabrik evler zaten hep Cem Tuna'nın amcalarına ait. Yani o Cem Tuna'nın prefabrik evini gören bütün evler hep akrabalarına ait. İşte bu yolu izliyor. Bakın burada bir açık alan var. Fındıklık hemen aşağısı. Fındıklık hemen aşağısı gösterelim. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Sürüklediği nokta burası. Sabah baktığımda burada bir çitin de kırıldığını gördüm. İlyas gösterelim. O günle alakalı mıdır? O olayla alakalı mıdır? Buradan çit zaten sıyrılmış, kurtulmuş. Buradan sürüklediği öğreniliyor. Ve şimdi aşağı doğru ineceğiz ve Savaş Aydoğan'ın cenazesinin bulunduğu noktayı size göstereceğiz. Hüseyin, sen böyle anlatırken burada da stüdyoda da olmaz öyle şeyler nidası yükseliyor. Gerçekten başından vurulmuş bir kişi. Hüseyin'i görelim lütfen. Kan İlyas, nasıl yani ne kadar kan çıkacağını tahmin edin. Bu kadar sürüklemiş evet. Mi onu? Bu arada şunu da Hüseyin inerken şunu da iddia istersen. Bu Cem'e yönelttiği iddia edilen tüfek de geçmiş yayınlarımıza gösterdiğimiz hani bir tane ahşap baraka vardı ya. Onun altına gömülü bulunmuş emniyet ekiplerince. Evet. Evet, buradan sonra oraya da çıkabiliriz isterseniz Müge Hanım ama o yukarıda kalıyor. Hı hı. Bakın işte Savaş Aydoğan'ın cansız bedeninin gömülü olarak çıkarıldığı nokta burası. İstemiyorum diğer ahşap yeri. Vay 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 vay. Cem Tuna'nın ifadesinin ardından dün akşam burada önce cenazenin gömüldüğü yer tespit edildi. Daha sonra da yukarıda keşif yaptırıldı. Büyük bir soğukkanlılıkla Cem Tuna cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Öyle mi? Bu arada şunu belirteyim. Bizim tabii bir tane melomuz var. O İstanbul asayişin evet. Köpeği olduğu için bizim melomuz diyorum. Her yere de onu götürüyorlar. Bulamıyor diye de kızdık ona falan. Sen niye bulamıyorsun diye. Yarım metre kazmışlar. Toprak da çok ıslakmış. O yüzden aslında vermiş. Burada arama çalışmaları yapıldı. Biliyorsunuz kepçeler getirildi falan ama koca arazide o zaman da söyledim bulunması çok zor. Yarım metreyle yine bulamıyorsun. Yer göstermesi yapılması lazım. Hüseyin sen de olay yerindeydin dün akşam keşifte. Sanırım bu kan meselesi orada da konuşulmuş değil mi? Burası kan olması gerekiyordu falan diye. Evet Müge Hanım, ondan bahsedelim. Aslında Cem Tuna ifadesindeki birçok noktada Cumhuriyet Savcımızı da ikna edemedi. Cumhuriyet Savcımız ona burada 5-6 saat duran bir cenazeden çok fazla miktarda kan yayılacağını ama burada herhangi bir kan izine rastlamadığını söyledi. Ayrıca cenazeyi sürükleyerek getirdiği noktada da Cumhuriyet Savcısını ikna edemedi Cem Tuna. Tabii ki bu konuda da şüphe duydu Cumhuriyet Savcısı. Bir de silahın da o barakanın altında çıkması sanırım şüpheleri arttırdı. Yani bu hikayeyi çok inandırıcı bulmadılar ekipler. Evet, bu arada Cem Tuna şunu da iddia etmiş. Tüfek ateşlendi demiş. Tüfek ateşlendi demiş. Daha sonra ben ateş ettim demiş ama orada size göstermeyi unuttum aslında ama bir mermi çıkışı yok prefabrik evin içerisinde. Evet, o da yok. Açıkçası benim de içime sinmedi bu söylem. Çünkü çok ciddi bir kanama olur. Olay yerinde yani öldürülmenin meydana geldiği yerde, cinayetin işlendiği yerde çok ciddi bir kan olması gerekiyordu. Oradan oraya da taşımak öyle kolay değildir.
tek başına bir cesedi taşıyacaksınız. İşte o yüzden amca da şu anda zaten değil, ifadede. Evet. Tamamen bu tek kişinin yapacağı bir iş gibi değil. Ayrıyeten o evden aldığını iddia ettiği tüfekle ilgili işte meşru müdafaa olmasa dahi ağır ve şiddetli bir tahrikten istifade etsin diye olayın başlangıç yerini o odanın bulunduğu yerde gösteriyor. Tabii biraz tutarlı mıdır, tutarsız mıdır bunu mahkeme takdir edecektir. Dediğim gibi şu anda... Bana da bir hukukçu olarak pek tutarlı gelmedi. Ama tabii ileride... Ya taşır mı taşır? Çünkü gece karanlık, boş arazi. Oradan da ne olur sürükler oturur hani o şeydi. Bir de öldürdükten sonra gitmiş kaç saatte oturmuş kahvede. Herhalde ben buradaydım demek için onu da bilemiyorum. Şimdi bu ani işlediğiniz bir cinayet sonrası panik yaparsınız. Belki kurtarmaya çalışırsınız filan. O davranış da çok... akla yakın bir davranış değil. İşte gitmiş herhalde. Hem görgü şahidi bulmuş kendisine. Ben kafasını yani toplamak istedim. Yani o planlı bir düşüncenin ama bayağı uzak olayı. Bir mesafe. Hüseyin sen bile yani zor geçiyorsun. Diyor ki kameraman arkadaşıma yardımcı olayım diyor. Hiçbir tarafta bir iz kalmamış. Hiç kimsenin dikkatini çekmemiş. Yani senin de çok içine sinmedi galiba Hüseyin bu anlatılanlar. Evet bizim de içimize sinmedi Müge Hanım. Efendim işte her zaman böyle güzel gitmiyor işler biliyorsunuz. Dün İki çocuk babası, arkadaşı ve ortağı Savaş Aydoğan'ı Sakarya Kocaeli'ndeki evde başından silahla vurarak öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna en son biliyorsunuz Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılmıştı ve önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından da adliyeye gidecek demiştim. Cem Tuna çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak Sakarya Ferizli L tipi cezaevine gönderildi. Aynı bölgede oturan biliyorsunuz amca Ömer Tuna programımıza da konuk olmuştu. Onun da ifadesi alınıyordu Asayiş Şube'de. O da savcı karşısına çıkarıldı. Adli kontrol şartıyla o serbest bırakıldı. Her ikisiyle de amcayla da görüştük. Amca sonra serbest bırakıldıktan sonra da konuştu. Benim alakam yok zaten diyor. Biliyorsunuz stüdyoya da gelmişti. Biraz bu olayda amca ve babanın bildiklerini bu kadar net bir şekilde anlatması bazılarında soru işaretine yol açmıştı. Onun farkındayım. Ama ben en baştan beri belki de baba başına geleceği biliyordu da herkes tanır yani kendi çocuğunu, yakınını, akrabasını. Bence en baştan beri baba çok düzgün davrandı. Ben Allah yardımcısı olsun diyorum. Çok zor tabii yani. Yine evlat evlattır. Tabii ki yine koruyacak, edecek. Ona bir şey diyemeyiz ama ben en baştan beri bildiklerini anlattığına inanıyorum. Bugün tutuklama bandını izleyelim. Annesi de stüdyomuza gelmiş. Onun da tabii endişeleri var. Çünkü sadece Cem mi tutuklanmalıydı? Yoksa bu olayların sebebi neydi? Müsebbibi kimdi? Hem teşekkür etmek için Aysel Hanım hem de aklındaki soru işaretlerini konuşmak için stüdyomuza gelmiş. Bandımızı izlerken annemizi de davet edelim. Bu tablo içinde Cem Savaş'ı öldürmüş denir. Başka da bir şey denmez. Arkadaşınızı neden öldürdünüz? Ben düşünüyorum. Yakın arkadaşını öldürüp gömdü. İtiraf etti, soğukkanlılıkla yer gösterdi. Katil zanlısı için son durak cezaevi. Bir cinayete kurban gittiği açığa çıkan Savaş Aydoğan'ın katil zanlısı ortağı ve yakın arkadaşı Cem Tuna ve amcasının emniyetteki sorguları yayınımız sırasında tamamlandı. Amcasıyla beraber Cem Tuna önce sağlık kontrolüne ardından da Sakarya Adliyesi'ne götürülecekler. Tabii ki cinayeti itiraf eden Cem Tuna'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor. Amcasıyla ilgili gelişmeleri de muhabirimiz takip ediyor. Savcı ve hakim karşısına çıkarılmak üzere Sakarya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan katil zanlısı ve amcası sağlık kontrolünden geçirildiler. Bilgi vermeden hangi parayla gidecek ki bu kadar uzun süre? Bir ay ol birisi eğer Cem'e koltuk çıkmasa diye nasıl Cem nasıl kazanacak? Zaten para yok. Sonuç itibariyle biri onu saklıyor. Bir yakını. Olabilir. Yeğeninizin cinayet işlediğini biliyor muydunuz? Kesinlikle. Hiçbir ses duymadım demiştiniz. Ben zaten orada değildim o gün. Ben cinayetin hangi gün işlendiğini bilmiyorum ki.
Savaş'ın ailesine bir şey söylemeyecek misiniz? Neden işlediniz cinayeti? Arkadaşınızın sevgilisi Merve cinayeti işlediğinizi biliyor muydu? Cinayeti işledikten sağlık kontrolünün ardından Cem Tuna ve amcası Ömer Tuna Koca Ali Adliyesi'ne götürüldüler. Savcıya ifade verme işlemi yaklaşık bir saat süren Ömer Tuna, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ilk olarak katil zanlısı Cem Tuna'nın amcası hakkında kararını verdi. Savaş Aydoğan'ı en son gören kişilerden biri olan amca Ömer Tuna, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ama yemin ediyorum çok büyük acı bizim için, Savaş'ın ailesi için. Ya, benim zaten bu işte binde bir de olsa kesinlikle ne suçum var ne bir şeyim. Kesinlikle binde bir olsa bile hiçbir şeyden haberim yok. Benim tesadüf orada olmam, köyde olmam, tesadüfen orada olmam. Allah yardımcılar olsun, ne diyeyim, başka bir diyecek bir şey yok. Savaş Aydoğan'ı öldürüp gömdüğünü itiraf eden ve soğukkanlılıkla yer gösteren Cem Tuna için verilen karar sürpriz olmadı. Tutuklandınız, cezaevine gidiyorsunuz. Ne söyleyeceksiniz son olarak? Son durağı cezaevi olan katil zanlısı Sakarya Ferizli cezaevinde demir parmaklıklar ardına konuldu. Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu. Başınız sağ olsun. Dün de söylediğim gibi tek insana hani bir nebze içini rahatlatan en azından cenazesinin bulunmuş olması. Çünkü onu da aylarca, yıllarca aradığımız cenazeler oluyor. Bunun aileler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ama İkinci evladınızı da toprağa verdiğinizi söylediniz. Gerçekten nurlar içinde yatsınlar. Allah size de sabır versin. Amin. Amin. Biliyordunuz ama yine de bir ümit vardı değil mi? Böyle çıkıp gelecek bekliyordum. Onların konuşmalarına göre. Bugün geldiğimiz noktada şimdi size anlatılanlar var. Ne düşünüyorsunuz? Bugüne kadar anlatılanlar var. Yok Sivas'a gitti, ev bakmaya gitti. Yok tedavi olmaya Onlara gitti. Onlara inanmadım. Onlara inanmadım. En son babası beni aradığında senin çocuğun dedi hiç üstü başı yok muydu? Ben de dedim ki çıplak mı geziyordu ki oğlum dedim. Her şeyi vardı. Sadece 25-30 çift ayakkabısı var oğlumun dedim. Ya şimdi onun evine girdim, Savaş'a ait dedi. Bir ceket, bir beyaz gömlek, bir de kravat duvarda dedi. Başka bir çift çorap dahi yok dedi. O zaman dedim Merve Cem'in evine götürmüştür. Baktım Cem'in evine dedi. Cem'in bir iki eşyası vardı. Çöpe attım, yaktım dedi. Ama senin çocuğuna ait hiçbir şey yok dedi. Vallahi kötülük nereden gelirse gelsin kötülük ama bunlar en yakın arkadaşlar. Aslında ortaklar. Yani geldi, yani Cem alıp yanına mı gitti diye düşündü galiba. Veya Merve aradı mı sizi? Cenazesine geldi mi? Hayır, hayır. Merve hangi yüzle arayacak? Hangi yüzle arayacak ki? Ne aradın, zaten bu cinayetin sorumlusu Merve. Hangi yüzle arayacak? Yani Nazif Bey alakam yoksa ararım şahsen. Kimle düşünürsün? Ama alakam yoksa ararım. Ama Merve kayıp olduğu günden beri, ayın 25'inden beri bir gün aramış mı? Bir gün bilgi vermiş mi? Veya bizi bir yere yönlendirecek. Şimdi bakıyoruz hepsi ters Merve köşe. Yani. Bunu yaptıran Merve. Yaptıran değil de hani bunu azmettiren yapan azmettiren Merve. Yani, şimdi Cem'in ifadelerine baktığımız zaman monolog bir konuşma bu. Yani bir tiyatro, tek kişilik bir tiyatro yani bu. Başka hiçbir şey değil yani. Ve babayı İstediği, suçluyor. Yani. Baba Cemal Tuna'yı suçluyor. Cemal Bey günaydın. Sizin de Allah yardımcınız olsun. Siz de hani oğlunuz bir şey yapmamıştır diye ümit ettiniz. Onu biliyorum herkes eder. Ama biraz malumun ilanı oldu.
İfadelerini yani... okudunuz mu bilmiyorum. Sizi suçlamış ama ben buna asla katılmıyorum. Ne Cem'in ne de Merve'nin açıklamaları bu saatten sonra bana hiç sağlıklı gelmiyor. Evet, yani yazık oldu. Her ikisine de yazık oldu. Savaş'ın da ailesine sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum. Bir öbürü de cezaevine girdi, ona da yazık oldu. Her ikisine de yazık oldu yani. Nasıl bir olay bu olay, hala düşünemiyorum, çözemiyorum yani. Bu kadar nasıl bu hale geldi? Siz baştan beri şeytanın başı Merve diyordunuz ya. Evet. Demek ki siz de biliyordunuz. Cem'le aralarındakini. Bildiğim bir şey olsa söylerdim. Emin oldum söylerdim yani. Bildiğim bir şey olsa kesin söylerdim. Cem'le Merve'nin arasında olanları. Yani bilseydim söylerdim. Bana da soruldu bu, bilseydim emin olun söylerdim yani. Öyle bir şey hissetmedim ben. Ama ben size ilk gün Merve'yi de sormuştum. Merve ile aralarında bir şey yaşanmış olabilir mi? Bu bir kıskançlık olabilir mi diye. Gerçekten hiç fark etmediniz mi? Fark ettim ama ben nereden fark edebilirim? Yani burada benimle bir oturan kişi değil ki. Gelirse onlar kendi evinde, giderse öbürünün kendi evinde. Ben ne bilebilirim? Doğru, doğru. Siz konuşabildiniz mi oğlunuzla? Evet, kısa bir konuşma yapabildim ama bir şey sormadım. Sadece işte o kadar yani bir cezaevine giderken bir saniyelik bir görüşme. Valla baba için de çok zor. Şimdi suç kişiseldir. Ben kimsenin annesine babasına da bir şey söylenmesi taraftarı değilim. İkiniz de gerçekten aynı acıyı paylaştınız. Evet. Ama sizinki tabii hayatta değil. O da başsağlığı diliyor yine, Allah razı olsun. Ben en baştan beri Cemal Bey'in çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cemal Bey bütün bunları anlatmasaydı belki siz buralara da gelmeyecektiniz. Ya tabii ki biz zaten Cemal Bey'i ben şöyle... Cemal Bey'i tek suçlama, yani suçlama değil, bu bir düşüncedir. Ve bende bir düşünce özgürlüğü, ben de bu şekilde düşünüyorum. Eski bir polis sürecin nasıl gideceğini biliyor. Bildiği için evet oğlunu doğru, oğlunu ortaya çıkartan o ayın 27'sinden beri. Ama oğlu diyelim ki 28, 29 veya birinde babaya dedi ki evet baba ben böyle böyle bir hata yaptım. Baba dedi ki o zaman vallahi git. Kanunlar bile koruyor. Şimdi anneyi, babayı, evinden... kardeşi suça iştirak etmedikleri halde bildiklerini saklamak birinci dereceden ya yakınlar tabii için şimdi savaşın evinden değil. Tüfekler alınıyor. Direkt hemen ilk önce polise hemen tüfekler veriliyor. Ve biz o gün burada diyoruz ki bir tane tüfek eksik buradan. O tüfek nasıl oluyorsa kulübenin altına gömülü çıkıyor. Barakanın altında çıktı. Yani bu artık tasarlanmış bunların aradınız hepsi. Aradınız mı siz Merve'yi bu olaydan sonra? Siz aradınız mı? Ya Merve'yi çok arandı Merve. Arıyorum ama Merve kesinlikle ama telefonları yok. Engellemiş. Öyle mi? Farklı bir numaradan aradığın zaman zaten hemen anladığı an hem mesajlar yine engelliyor. Mesajlar atıyorum okuyor muhakkak. Cevap yok. Merve'cim bizim telefonlarımız da açmıyorsun ama bence en azından 6 yıldır beraber yaşadığın kişinin annesine... kuzenine bir başsağlığı dileyebileceğin bir ortam bu. Onun da altını çizeyim. Ne kadar ilgin var, ne kadar yok bilmiyorum. Ama şimdi bu cinayeti Cemal Bey'in sana ilgisine bağlayana kadar beraber olduğunu söylüyorsan o zaman ben seninle ilgisine bağlamayı tercih ederim. Ya. Yani eğer şimdi Cemal Bey göz koymuş Merve'ye de ondan çıkmış bu tartışmaya. Ötekisi zaten beraber olmuş. Şimdi Cemal Bey gelene kadar... Ya bu ifade evet. Bir kere nasıl hazırlandı ki? Neye istinaden, neyin planını yaptığınızda bu ifadeyi hazırladınız? İkisi aynı ifadeyi veriyor. Merve'ye yanına gittiğim zaman hiç haçlığım yok dedi. Merve'ye çıkarttım, haçlık verdim. Cem giderken Cem'e yol parasını Merve vermiş. Öyle mi dedi? Tabii canım. Öyle duydum. Siz de kıza haçlık verdiniz. Ya. Kız da Cem'e veriyor. Git buradan. Ben kıza bırakıyorum. Hani perişan olmasın. Parayı Cem'e veriyor. Cem'e gönderiyor. Vallahi hanımlar, beyler kimse kimseyle böyle ömür boyu beraber olacak diye bir kural yok. Yok. Hani dileğimiz öyle olur tabii ki insanlar... Hani bir hayatı beraber paylaşsınlar ama anlaşamıyorsan ben her zaman için ayrılma taraftarıyım. Ama öyle bir kadın iki erkek, iki kadın bir erkek, bu işlerin sonu ne yazık ki buralara varıyor. Biz bir kısmını bu programda yer ediniyoruz, izliyoruz. Zaten aynen. Bu da örnektir. Vallahi memnun değilsiniz. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir başkasına şöyle dönüp baktığınızda içiniz titriyorsa bence o ilişkiyi hemen bitirmelisiniz. Çünkü demek ki beraber olduğun kişiye karşı ilgin bitmiş. Ama yakmadan, yıkmadan, sevgiyle, anlaşarak erkeksen karını, çoluğunu, çocuğunu
ortada bırakmadan, kadınsan yine çocuklarını ortada bırakmadan doğru düzgün ayrılın gidin. Yani artık bizim gerçekten bizde bir ayrılık kültürü problemi var. Farkında mısınız arkadaşlar? Ben özellikle bak gençleri o yüzden seviyorum. Bence gençler de beni o nedenle seviyorlar. Ben gençler arasında büyükçe bir kısmında bu konuların artık aşıldığına inanıyorum. Yani gelecek 20 yıl, 30 yılda ben Türkiye'nin bu anlamda çehresinin değişeceğine en azından inanmak istiyorum. Yani bir grubun bunu çünkü değiştirmeye gücü yetmez. Ama çocuklar gerçekten bu hayatı resetleyin gençler, size sesleniyorum. Ve artık başka türlü davranalım. Yani sizler eğer davranırsanız sizlerin çocukları da peşi sıra gelir. Biz de bu saçma sapan ölümlerden, kavgalardan, mahkemelerden, iftiralardan, ondan bundan kurtulmuş oluruz. İnsan ayrılmayı bilecek. Ayrılmayı bilmeyen insanla beraber olmak zaten çok büyük bir hata. O yüzden ayrılmak isteyeni de desteklemek lazım. Bunu da unutmayın. Yani ayrılmayı bilmeyen bir insandan ayrılanı desteklemek lazım. Demek ki onu kim bilir içinde türlü türlü ne problemleri var ki artık en son buraya gitmiş. Güle güle ya. Hani ne oldu bir kahvenin 40 yıl hatırı? İçkiliydim, onunla da beraber oldum. Yok öyle bir hayat. Ben kadınlarda bunu kabul etmiyorum biliyorsunuz. Çünkü kadınlar çocuk doğuruyor. Bizim böyle bir hakkımız yok. Bak şimdi ne oldu? Biri cezaevinde, biri kara toprakta. Ya Merve zaten savaştan niye ayrılsın ki? Maddi desteği savaş sağlıyor. Hem Cem'e bakıyor, hem Merve'ye bakıyor. Merve'nin annesi babası 18 yaşında bunu reddetmişler de, kabullenmemişler de. Bir adamın cinayetine karışınca anne baba, anne oldu, baba oldu, kızlarına sahip çıktılar. Ve başka bir erkekle de beraber olduğunu bilerek. Şimdi bu anne baba bu çocuğa sahip çıkıyor. Ben ama şimdi Türk adaletine ben bunu diyorum. Ne yapacaklar? Sokağa anne baba atacaklar. Evlat yani. Ona bir şey demek, çocukları ben niye anne babadan beklerdim. Niye konuşturmuyorlar? Kızım bizi yere vurdun. Savaşa gittin. Bugün niye geldin? Savaş nerede? Bir evlat anne babadan neden örnek alır. Neden demediler? Anne baba demek ki onlar da yani bak buna göz yumuyorsa ben anne babayı kusura bakmasınlar ama öyle ben mi? Burada Allah adalete yok, aynı şekilde onlar da ifade versinler. Bak, onlar da ifade versinler. Yok, belki yok. Onlar da evlat biliyorlar bir yani, şey. Ne yaparsa yapsın evladı atamaz. Hani bu işte böyle Cem şey Bey de Cemal Bey de işte Cem'i atamıyor. Ben o yüzden her seferinde hep ama bize Karasu dendi. Ama biz her seferinde dedik Zonguldak. Ama burada her seferinde de Karasu tarafı. Hep Adapazarı, İstanbul tarafına. Evladı olan herkes ama bak, aynı biz burada hep Zonguldak dedik. Hep Zonguldak'a niye gidilmiyor? Ama biliyordu amcası, zaten. Tek amcası bak bunu söylüyor. Hayatım bize. Bak emniyet zaten Zonguldak'ta olduğunu biliyordu. Ya Zonguldak'ta olduğu her tarafta biliniyor. Evet biliyordu zaten. Onlar da araştırmalarını o yöne çevirmişlerdi. Dün de dediğim gibi gerçekten çok büyük bir ekip kuruldu. Ve bütün arkadaşlarıyla sizlerle de sürekli konuşan sahada Cem'in bulunması için çalışan bir ekip vardı. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sakarya İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına. Çünkü o da saklanmayı bilen bir çocuktu dağın başında. O da bulunması da zordu. O yüzden yani ona giden bilgiler ışığında o da artık en son teslim olmaya karar verdi. Yani tabii mahkeme sürecini takip edeceğiz. Hani şu an bir kişi tutuklu ama sonrasında ne olacak onları bilemiyoruz. Biz de hep beraber sizinle takipçisi olacağız. Cinayet işleniş şekli zaten tek işlenmiş bir cinayete benzemiyor. Hani bu dava burada bitmedi. Cem'in hani teslim olmasıyla bitmedi. Sonuna kadar biz de zaten bir avukat... En güzelinden. Yani ağırlaştırılmış müebbet cezası zaten. Biz bunun 24 yılda yargılanıp da işte 10 yıl yatıp da çıkmasından yana değiliz. Hani bu cinayet öyle bir işlenmiş bir cinayet ki hani kusura bakmayın ama savaşın ki o anki hali vefat ettiği anda yapmayın der gibi eli yüzünde kalmış çocuğun. Bu nasıl bir cinayettir? Nasıl bir soğukkanlılıktır? Ve bir fotoğraf var işte iki arkadaş aynı sofradalar. Evet katiliyle aynı sofrada. Diyorum ya kötülük kötülüktür ama yakınından beklemiyorsun işte. Gafil avlanıyorsun. Bana dün bir arkadaşım diyor ki mesela diyor bizim aramızda sen farklı davranıyorsun. Sonra işte yakınımıza başkası geldiğinde senin halin değişiyor. Çünkü gardımı alıyorum. Öyle. Yabancı biriyle karşılaştığımda ne söyleyecek, ne yapacak falan diye ister istemez bir gardını alarak oturman, konuşman, halin, hareketin değişiyor. Ama sevdiklerinin arasında, yakınlarının arasında aslında o kadar savunmasızsın ki. Çünkü onlara güveniyorsun. O yüzden işte köpekleri çok seviyorum. Köpekler kimseye güvenmiyor. Vazifesi neyse
kim olursa olsun o vazifesini yerine getiriyor. Diyorum ya, köpeklerden örnek almamız gereken çok şey var. Lokum bana çok şey öğretiyor. Ne olursa olsun kural kuraldır diyor. Bu kapıdan içeri girilmiyor mu? Girilmeyecek. Girilmeyecek. Kim olursa olsun girilmeyecek. Sahibim gelmeden ben seni o kapının içinden sokmam. Bizim gelinimiz de olsa, Sevcan da olsa, o da olsa. Bayılıyorum köpeklerin bu şeyine. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.